Hep birlikte bana gidelim. Yani bu gece ben de kalıp böyle bir kafamızı dağıtırız. Bu konu üstünde de durmayız. Yarın artık hep birlikte iş yerine gideriz. Yani bir ekip olarak yan yana. Ne olacaksa da artık hep birlikte göreceğiz. Ha? Süper fikir. E hadi o zaman. Hadi. Hadi biz geçirelim sizi. Hadi bakalım. Ayda. Benim eve uğramam lazım. Belki sonra gelirim yanınıza. Ama eğer Demir'le konuşursam, neler hissettiğini anlarsam... Yok arkadaşım, yok. Bak şimdi Demir Bey Bora ve Merve'den bilenip sana ters bir şey söyler, sen de gitmeye kalkarsın. Ya herkes gidecek, ben Artemim'de tek başıma mı kalacağım? Ay yok, olmaz öyle şey. Bak yarın hep birlikte Demir Bey'in ne hissettiğini anlarız. Tamam. Hadi bak, kapıda bekliyorum. Selim. Hı. Güzelim. Bak çok üzgünsün biliyorum ama bu durumun senin hayatına sıçramasına izin verme. Bak Merve ile Bora'ya. Bir karar alırken kimler etkilenir diye düşündüler mi? Hı, düşünmediler. Neden? Aşıklar çünkü. Sizin mevzunuz başka. Başkalarının derdi bunun önüne geçmemeli. Haksız mıyım? Hı? Bırak Demir Bey'i. Sal bugün. Bir sinirleri yatışsın. Sonra bakarsınız durumu. Tamam mı tatlım? Yani tamam. Tamam. Başladı. Dilim'in ne sevdiği şey? Pırıltı, ışıltı, dekorasyon. Patron. İki sene önce hastaneye niye yapmıştın da? Kaba kulak. Aa, ben bilmiyordum. Ben de. Geçen sene tatilat için gittiğimiz evde ne vardı? Küf. Bravo. Hmm. Lisedeki köpeğinin adı. Salsa. Ya neler biliyorsunuz abi? Şunlara bak ya. Nasıl iyi tanıyorlar birbirlerini. Bir de inkar ediyor ya. Adamın istediği köpeğinin adını biliyor. Yer miyiz biz? Süre geçiyor. Hadi Selin. Eskiden olduğum şey. Çocuk mu? Süre bitti. Bu sonuçlara göre kartlarınızı alayım. Oho. Kazanan Burak ve Selin. Ha, bu arada benim bilemediğim kelime neydi? Dürüst. Görüyorum. Bu kumaş örneklerini müşteri istedi diyorum sana. Tamam, hemen göndereceğim ben bunları işte. Teşekkür ederim Aslı'cığım. Lütfen özenle. Aa, pardon. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Ay Selin'cim iyi ki geldin. Merve'nin durumu çok kötü. Terası çıktı. Sen git bir bak istersen. Ay tamam, tamam bakayım. Peki bir şey dedin mi Merve? Ay yok, hiç konuşmuyor. Ya iyice içine kapandı zaten. Gece de Bora'nın kulaklığını parçalıyordu. Sabah da erkenden çıkmış gitmiş. O zaman biz çıkıp bir bakalım. Tamam, siz çıkın. Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım artık ben de. Halledeceğiz, merak etme, geçecek. Boncuğum. Günaydın. Günaydın. Kızlar siz de mi kahve keyfine çıktınız? Kahveleriniz nerede? Merveciğim, sen iyi misin? Aa, iyiyim. Niye iyi olmayayım ki? İşte Azmiye, Merve'nin canı sıkkın dedi de. Sen nereye gittin bakayım sabahın köründe? Ha şey ya, dün sırada yarım kalan işler vardı, onları tamamlayayım dedim. Peki Bora'nın kulaklığı? Ay evet ya. Ya Bora'ya sinir oldum, kulaklıktan çıkardım işte. Ya kızlar tamam, bir şey yok ya. Tamam iyiyim ben, merak etmeyin. Hadi anlatın, gündem nedir? Modumuz değişsin biraz. Ya kızlar hadi anlatın, gündeminiz ne? Hadi. Tamam o zaman ben başlıyorum. Kızlar.
Ya çok ciddi bir problemimiz var. Ne oldu? Ya Selin çok fena şeyler oldu ya. Nasıl fena şeyler ya? Yani işle ilgili fena şeyler mi? Happy Pie'le ilgili fena şeyler mi? Bir dur. Kızım anlatsana. İbo. Bana seni seviyorum dedi. Ay. İyi ki evden erken çıkmışım ha. Ya. Sonunda söyledi. De. Bu bir sorun mu ki? Sorun bu değil. Sorun şu ki eski erkek arkadaşımla tanışmak istiyor. Ya ne yapacağım ben? Nasıl ya? Niye ki? Ama seni seviyorum da dedi. Ya ama ben ilk seni seviyorum deyişini böyle hayal etmemiştim ki. Ayda. Ay ne yapayım? Ya arkadaşlar bir insan seni seviyorum dedikten hemen sonra eski erkek arkadaşına tanışmak istiyorum der mi? Ya ben buna şaşırayım mı? Sevineyim mi? Bozulayım mı? Ya benim bütün hatlarım karıştı. Arkadaşlarım. Can dostlarım. Ya beni bir çözün ne olursunuz. Ne yapacağım ben? Sen en son kimle çıkmıştın ki ya? Kim ya? Aa şey. Gözlüklü. Yiğit. Yiğit. Vallahi Yiğit de öyle tanıştırılmaz be. Aa niye ya? Bence tatlı çocuktu. Aynen öyle. IQ'su 150'nin üstündeydi zaten. Hayır, ben ne diyeceğim şimdi? Yıllardır görmemişim çocuğu. Gel seni yeni sevgilimle tanıştırayım mı diyeceğim. Vallahi çok acayip ya. Senin bu İbo'da bir cins be canım. Aynı sen ne yap biliyor musun? Happy Bey'e çağır. İbo'yla tallaksın. Hayır İbo'nun eski sevgisi güzel olmasaydı ben de aldırmazdım kanka olmalarına. Şimdi İbo ile Yiğit'i tanıştırınca neyi ispatlamış olacağız ki biz? Ya gerçekten niye tanışmak istiyormuş? Yiğit'i görünce elim ayağım titriyor muymuş? Buna bakacakmış beyefendi. Ay bir de titriyormuş. Gülün gülün tabii. Gündeme bomba gibi düştüm ya. Biz dün gece adada mahsur kaldık. Aa. Eylül Hanımlar. Aa nasıl ya? Ya biz dün adaya toplantıya gitmiştik. Sonra hava birden bozdu. Öyle olunca biz de mahsur kaldık dönemedik. Sonra da kız kıza pijama partisi bütün gece. Ay Eylül Hanım çok tatlı ya. Ne anlattı peki? Ha, var mıymış onda böyle aşklı meşli mevzular? Ay var olmaz mı? Ama anlatamam. Aa ama. Ya Demir sabahın yakışıklarıyla beni almaya geldi. Ya. Ya çok romantikmiş. Ya bizim eski patron nasıl böyle bir aşık oldu ben anlamadım ha. Efsane yani. İyi valla ben de anlamadım. İki günlüğüne de beni kaçıracakmış. Nereye? Ya tabii ki de baş başa aşk tatiline. Ya Selin çok güzel. Ay kızlar ya. Hepimizin gündemi çok güzel değil mi? Ben de Bora'yla konuştum. O da avukatla konuşuyormuş boşanmak için. Ay. Merve'cim sen bunu ne zaman öğrendin? Ay kızlar tamam ya hiç modumuzu bozmayalım tamam mı? Ben zaten zor düzelttim vallahi kendimi. Olmayacak değil mi böyle? Bu şekilde atlatamayacağım ben bunu. Böyle gülerek falan atlatılacak bir şey değil çünkü bu. Yok ben bunu kolay kolay atlatamayacağım. Ya kızlar tamam ya. Boşanmak istiyorsa da boşanırız. Ne yapalım canım? Yani ilk boşanan çift biz olmayacağız herhalde değil mi? Ya Merve vallahi bizim sana moral vereceğimiz yerde sen bize veriyorsun ya. Ya Boncuk şimdi siz boşanıyor musunuz? Yani kesin mi? Aslında bir araya gelip konuşabilseniz yani birbirinizden uzaktasınız diye oluyor bunlar. Ya benim fikrim değil ki Selin. Yani buraya dönmeyen Bora. Boşanma lafını açan da Bora. Ya vallahi ben öyle evliliğim sürsün diye Antalya'ya falan taşınamam ya. Ya buradaki kendi hayatımla bütün bağlarım kopar benim. Yani sadece Bora'nın karısı olurum. Öyle muamele görürüm. Ya tamam bundan çok mutlu olacak insanlar var. Ama ben olamam. Merve çok üzüldüm ya. Boncuk ama sen sakin ol tamam mı? Bir kere boşanma lafı geçti diye boşanmıyor insanlar. Öyle gemileri yakmayayım. Yok yakmıyorum. Yani böyle durumu bekleyeceğim. Bakalım.
Ama bir karar verdim. Ne kararı? Kimsenin bana üzülüp acımasını falan istemiyorum. Başım dik bir şekilde atlatacağım ben bu süreci. Siz de bana yüz vermeyeceksiniz ha. Öyle ağlayıp sızlarsam normal davranın. Gezilecekse gezelim. Çalışılacaksa çalışalım. Gülünecekse de güleriz, tamam mı? Merve. Hı. Ya emin misin bu sana iyi gelecek mi? Vallahi hiç emin değilim senin. Yani benim de başıma ilk defa geliyor artık. Deneye yanına öğreneceğiz neyin iyi gelip neyin kötü geleceğini. Canım benim. Sen hep yanındayız, tamam mı? Merak etme, beraber anlatacağız. Geçecek. Canım arkadaşlarım benim ya. Ben sizden ayrılamam ki zaten öyle. Ayrılma zaten. Boncuk. Gitmem. Böyle biraz ters oldu ama işten geleceğinizi, acıkmış olacağınızı düşündüğümüz için önceden servis yapalım dedik. Vallahi çok iyi ettiniz. Benim gözümde kelebekler uçuşuyordu artık, yani ölecektim acımdan ya. Efendim, ellerinize sağlık. Her şey çok nefis olmuş. Afiyet olsun. Oğlumuz ne işle meşguller? Çok önemli bir şirkette yapı ve iç mimarlık kısmında kıdemli ustadır kendisi. Maaşı da pek yerinde. Pek güzel, pek güzel, pek güzel. Ev, araba. Firuze, nasıl sorular bunlar böyle? Ay ne bileyim, adettendir diye soruyorum işte. Haklısınız efendim, sorun. Efendim, emektar bir arabam, bir de evim var. Fakat Leyla Hanım'ı yaşatacağım yer benim gönlümün saraylarıdır. Ay, bir fena oldum şimdi. Çok romantik. Ustamız böyledir işte. Yani böyle içli içli laflarıyla hepimizin kalbine dokunur hep. Ya bunun üzerine ben olsam direkt veririm kızı. Daha fazla beklemeyelim o zaman, kahvelere geçelim. Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Olur mu öyle şey Firuze Hanımcığım? Siz hiç zahmet etmeyin. Ben nasılsa kim ne içiyor biliyorum. Ben getiririm. Öyle olmaz Azmi'ciğim. Sen erkek tarafısın. Kız evinde erkek tarafını kahve yaptığı nerede görülmüş ya, değil mi? Değil mi? Doğru kız. Ben öyle alışkanlıktan şey ettim. Bize şimdi Leyla'cığım yapar kahveleri. Selin sen de yardım edersin değil mi? Tabii. Müsaadenizle efendim. Müsaadesizle efendim. Tabii. Tabii. Kahvesi. Daha nasılsınız? İyi. Azmiye'cim buyurun. Teşekkür ederim Leyla Hanımcığım. Afiyet olsun. Muharrem Bey'ciğim, buyurun bu sizinki. Teşekkür ediyorum efendim. Kardeşim. Afiyet olsun. Demir Bey'ciğim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kahveleri kim yaptı? Ben. Tuzattın mı peki? Herhalde yani. Koca adamı tuzlu kahve içireceksin. Bunlar adet, örf, anane. Bütün kız isteme deneyimini yaşasınlar istiyorum. Tamam sürüm. Sen var ya sürüm.
süründürürsün insanı, süründürür. Malumunuz. Malum, malum. Şimdi efendim beni tanıyanlar bilirler. Nasıl yaşarım, nasıl davranırım, huyum nasıldır, yaşamım nasıldır. Umarım ben de kendimi Leyla Hanım'a anlatmayı başarmışımdır. Ve bu sebeple Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Leyla Hanım'ı kendime Demir Bey'den istiyorum. Aslında Firuze Hanım'dan isteseniz daha doğru olur. Değil mi? Ama Demir'cim, ailenin erkeğinden istenir kız, biliyorsun. Bizim kimsemiz kalmadı. Hepsi göçtü gitti. Sen de bizim yeğenimiz sayılırsın. Bu görev sana düşer. Peki. Madem ısrar ediyorsunuz. Şimdi Muharrem Bey. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Yok yok, başka isteyeni yok. Yani bırak şimdi sen o 1000'i, biz elimizdekine odaklanalım. Peki. O zaman Leyla Hanım'la Muharrem Bey tanışmışlar, kaynaşmışlar. Aralarında bir karara varmışlar. Ama bence bu evlilik kararını vermeden önce bir takım kuralları netleştirmek gerekiyor. Ne kuralı? Mesela uyku saatleri. He. Ev içindeki görev dağılımı. Problem çıktığında çözüm süreci. Mesela misafir rejimi. Bunlardan mutabık kalmak bence çok önemli. Hayır. Ne diyorsun ya? Baksana, adam düşüp bayılacak hadi. Ha, tamam canım. Olur, olur. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi biz Sade'de gelelim. Ben söylemiş olayım mı? O zaman... Durun Demir Bey. Firuze Hanım'ın bana verdiği yetkiyle Leyla Hanım'ı bir ömür gönül sarayında yaşatması için Muharrem Usta'ya verdim gitti. Buyurun efendim.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.